Didim Akbük'teyiz arkadaşlar. Bu denize 350-400 metre yakınlıkta bir ev tanıtmaya çalışacağız. Fiyatını hemen söyleyeyim. Fiyat 6 milyon 750 bin TL. 6 milyon 750 bin TL. Atmosfer burada böyle arkadaşlar. Burada insanlar denize giriyor çocuklar. Oyun parklarında Kimi ağaçların gölgesinde zaman geçiriyor. Evet biz çok derinlere girmedik çünkü insanlar uzanıyor denize giriyor bir şeyler yapıyor. Çok da insanların kadrajımıza almak istemiyoruz. Çevreyi gösterelim sonra denizimizi de gösterelim. Ağaçların altında kimisi böyle bir piknik havasında bir masa açmış bu yeni e, seyyar sandalyeler var ya hani çadır türünden onlarla oturmuşlar. Biraz da bugün esinti var. Keyifleri bol olsun derken bu tarafı gösterdik. Bu yolun Diğer tarafında orada bir cadde var çatılı kırmızı çatılı evlerin diğer tarafı evimiz şimdi bu atmosferi gösterdik Burger King var işte kafeler vesaire var A101 var Carfursa var Varda var da var bir güzel bir lokasyon İlginizi çekerse numaram var gelin bakın edin öyle yol alalım sevgili evet. arkadaşlar buradan başladık şimdi ne yapalım şimdi evimize bakalım hadi beraber bakalım evet, evimize geldik şimdi yavaş yavaş size evimizi tanıtacağız. Bu begonyaların görüntüsü çok iyi ya biz buradan başlamak istedik. Burada bir hayrat falan derler ya hayır çeşmesi falan. Bir de burada denizden gelince ayak yıkama vesaire bir yer yapmışlar. Sonra binamız bu arkadaşlar. Yani binanın yaşı kemale ermiş. Komple tadilat yapılmış. Kameralar takılı. Akıllı ev klimalar kalacak kameralar kalacak. İşte dört oda, salon, açık mutfak. Bir de kış bahçesi var. İki tane de banyosu var. Odanın biri zemin katta. Buralarda bu yakınlıkta. Yani denize bu mesafede buralarda hani dübleks daire fiyatına bir ev. Gelin görün. Görmeden de işte ne oldu falan demeyelim birbirimize. Gelin görün arkadaşlar. Bu bahçe de bizim. Bu bir sitedir. Aydatları 150-200 TL civarında. Bu alan bizim. Burada bir... Ee, terasımız var. Üstü de kapalı. Ön tarafta da geniş bir varende alanı var. Zemin kata bir odanın oluşu çok güzel. Zaten 300-400 metre yakınlıkta o nasıl diyeyim bir kamp alanı gibi gidip oturabilirsiniz. Şemsiyenizi kurabilirsiniz. Orada da zaman geçirebilirsiniz dedik. Burası da işte Emin Amca Hayratı gibi bir çeşme olmuş. Çok da güzel yapılmış. Sonra burayı gösterelim bu alana. Değil arkadaşlar. Bakın bu da üstü kapalı. Denizden gelindi mi? Burada düş alınır. Güzel granitlerle kapatılmış. işte boya deforme olmasın, iltihaplanma olmasın, bir şey olmasın. 6 milyon 750 bin TL takas yok. Gelin yerinde görün. Buranın konumu denize yakınlığı. Kanaatimce çok mükemmel. Bu da mutfak tüpü için dışarıya yapmışlar. Geldik bakın burada bir varende alanı daha var bir varanda, varanda alanımız daha var. Bitişik nizamdır, ev bitişiktir, bitişiktir, bitişiktir. İşte kameralar var, kamelyalar yapılmış, panjurları var derken burayı da gösterdik. Aydatlar 150-200 lira dedik, denize 350-400 metre yakınlıkta dedik. Yaşı kemale ermiş klimalarla beraber, kamera sistemiyle beraber gördüğünüz ev satılıktır. Bu katta salon bir oda var, bir de mutfak var, açık mutfaklıdır. Bu katta bir odanın oluşu çok çok artıdır birileri için. Değerli arkadaşlar merhaba F, iyi günler F. Ve geldik değerli arkadaşlar burası vestiyerimiz. Vestiyer burada. Burada da kaçak akım rolesi, evin beyni elektriksel anlamda bir şeyler. Sonra da geldik salon ile mutfak bir arada. Bu ileride bir terasa çıkıyor, geniş bir teras. Salonumuz bu. Biraz daha 360 derece size göstermeye çalışacağız. Burası da mutfak bu eşyaları kaldırmadık. Zaten ne kadar da süslesek, püslesek siz yerinde bakmadan almayacaksınız. Burada terekler var. Ocak da bulunmaz. Eşyasız olarak satılıktır. Yani gözünüzde şekillensin, öngörünüz olsun diye eşyaları da gösteriyoruz. Burası da buzdolabı yeri. Ondan sonra o açıdan da bir göster. Bu açıdan da bir gösterelim. Evet, mutfak diğer tarafta kaldı. Salon burada. Önde de geniş bir teras var idi. Var idi arkadaşlar. Sonra da yukarı çıkacağız. Bu arkadaki odayı gösterdikten sonra, ondan sonra ya Allah bismillah. Değil arkadaşlar, burası işte girişti, gelmiştik. Direkt salona, mutfağa girilmiyor. Burada birinci odamız. Yukarıda üç oda var, iki banyo var, bir de kış bahçesi var. Yani terası kapatmışlar. Terasa kış bahçesi diyebiliriz. Kış bahçesi diyebiliriz. Burada bir lavabo da var. Zaten dışarıda düş yeri var. Burada da bir lavabo var ihtiyaç için ve şimdi zemin üstü birinci kata çıkıyoruz arkadaşlar. 6 milyon 750 bin TL. En son ne olur yerinde görmeden bu 2 bin lira da olsa yine en son ne olur diye bir şey olmaz. Gelir bakarsın ve değerli arkadaşlar en şey ne yaptık ne yaptık affedersiniz. Zemin üstü birinci kata çıktık ve geldik. Burası da etti ikinci oda. iki yatak var burada. İleride gardrop var. Önünde de balkon var bu odamızın şöyle gezelim. Evet gardırop burada. Gardırop burada. Sonra bu odanın geniş bir balkonu da var. Onu da gösterelim. Evler konum itibariyle çok lokasyonu çok bulunmaz bir yerde. Yani burada bu lokasyonda hadi gelin bakın ev bulur musunuz? Bulamazsınız. İhtiyaçtan bir hesap kitap var satılıyor. İkinci odayı gösterdik. Burada bir banyo var. O banyoyu da elden çıkaralım. Sonra üçüncü odayı gösterdikten sonra en yukarıya çıkacağız. Üçüncü odayı gösterelim. Bu da etti bizim üçüncü odamız mühterem arkadaşlar. Mühterem, ey mühterem. Ve klimalar var. Bu dolaplar da kalacak. Yani bu dolap nereye gidecek? Kalır bu dolapta. Evet, şimdi bu katı bitirdik. Yukarı çıkıyoruz. Yukarıda ne göreceğiz? Yukarıda da bir oda, bir kış bahçesi, bir banyo daha var. Bir banyo daha var. Evet. Boya hafif burada ufak bir şey yapmış. Nasıl boyaysa burada sumu olayı yok ama boya şey yapmış. beni gizleyeyim siz görmeyesiniz diye. Ama yani orada bir sorunu bir şey yok. Bir söylemesek de yerinde zaten göreceksiniz. Bu da kış bahçesi arkadaşlar. Bu da kış bahçesi mi? Kışlık alan mı? İşte burada da mutfağı. Evet. Aşağıda bir mutfak vardı. Ufak bir friş de var burada. Sonra burayı bir daha böyle bir göster. iyice iyice tesirleyelim. Bu da kış bahçesi. Dördüncü odayı bir daha göstereceğiz. Dördüncü odayı göstermeden önce bu banyoyu bir daha göster. Heh. Bu da Antep'in hamamları. Bu da Antep'in hamamları sevgili arkadaşlar. Sonra dördüncü, dördüncü odamızı da gösterelim. Bu da etti bizim dördüncü oda. Yani o kış bahçesiyle bu dördüncü odanın terasları kapatıp yapmışlar. Güzel olmuş. Ondan sonra 6750'ye el ayağı düzgün daire bulabiliriz hani ona paralel. Bu da denize yakın. Bu lokasyonda da yok. Durum bu sevgili arkadaşlar. ilginizi çekerse arayın. Saygılarımla iyi günler.